Herkese merhaba. Kafamdaki leğim şu anda artık bayağı soldu. Gördüğünüz gibi inşallah kafamda böcekler yürümüyordur şu anda. Ama bütün bir inanmışlığımla şu anda alıp bunu eve götüreceğim. Çünkü bir türlü bırakmaya gönlüm el vermedi. Galiba uçağa çağırıyoruz. Evet, şu anda havaalanındayız. Uçağı bekliyoruz. Ve bu kadar sık havaalanlarına gelen birisi olarak dedim ki size bu kez havaalanından bir video çekeyim. Aslında sadece havaalanından da değil, uçaktan da. Çünkü biliyorsunuz biz çok sık seyahat ediyoruz ve benim çocukluğumdan beri en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi uçakta olmaktı. Böyle uçakta olmaya, kitap okumaya, bir şeyler yazmaya falan bayılırdım ve derdim ki günlerce, saatlerce uçaklarda olsam asla şikayet etmem. Ne istediğine dikkatli olman gerekiyormuş bu hayatta. Şimdi zamanımızın çoğu uçakta geçiyor. Ve ben size bugün bir yolculuk boyunca neler yapıyorum, nasıl besleniyorum, zamanımı nasıl geçiriyorum. Böyle sabit durmak gerektiği zamanda, bu illa uçak olmak zorunda da değil, araba, otobüs yolculuğu da olabilir. Böyle zamanlarda neler yapıyorum, bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü zamanımızın çoğu geçiyor ve zaman çok kıymetli. O yüzden bunu daha iyi değerlendirmenin yolları. Ve leğimi çıkarmayacağım. Uçakta çıkaracağım tabii. Şu anda havaalanındayız. Los Angeles'ta. Lux bu havaalanının ismi. Ve birazdan uçağımız var. Aktarmalı gideceğiz. Çünkü öylesi daha uygun oluyordu. O yüzden direkt uçmuyoruz Türkiye'ye. Aktarmalı önce Frankfurt'a. Frankfurt'tan da İstanbul'a gideceğiz. Her zaman yolluk havaalanından mutlaka muz alıyorum. Krakerlerim. Bülent Plavio. Ben yola çıkarken zaten normal hayatta da yanımda fındık, fıstık, kuru yemiş çok fazla taşıyorum. Bülent, sen neler yiyorsun özellikle uçaktan önce? Muffin, pilav, kahve. Ben bu çocuk kadar tatlıyı seven bir insan evladı daha görmedim. Gerçekten. Şimdi 13 saatlik bir uçuş bizi bekliyor. O yüzden böyle zamanlarda yanıma mutlaka ki acil durumlar için bir şeyler almayı seviyorum. Bunun için de tabii ki uçakta bozulmayacak ve akmayacak, kokmayacak şeyleri tercih ediyorum. 13 saat çok uzun bir uçuş. Sevmediğin, yiyemediğin bir şeyle denk geldiği zaman birazcık zorluklar olabiliyor. Mesela Bülent bu konularda pek zorlanmıyor. Her şeyi yerim. Evet, ama ben yani çok açıkçası öyle olmadığı için tedbirli olmakta ben bence fayda seviyorum. Var. Gerçekten uçak yemeğini çok seviyorum. Aslında ben de seviyorum ama her şeyi yiyemiyorum. Şimdi dev gibi bir uçağa biniyoruz. A380. 500-600 kişilik uçak yani. Hem de iki katlı. Şu an inanılmaz şanslı bir noktadayız. Biz genelde uçağa check-in yaparken mutlaka ki acil çıkışı tercih ediyoruz, ayak mesafemiz olsun diye. Bu sefer 95 numaradayız. Böyle neyse, 95'te de olsa oturacağız artık büyük uçak derken. 95 meğerse aşağı kata sığmayıp üst kata çıkıyormuş. O yüzden şu an uçağın ikinci katındayız. Ancak bu uçaktan inip diğerine şu anda son çağrıda gidebiliyoruz. Neyse, yürüyüş oldu arada. Bütün uçak uyumayıp son anda yamuldum. Şu an çok güzel bir şey oldu. Boarding completed ve şu anda bu uçlu koltuklar bizim. Ben de direkt uyuyacağım.
Hiç yapacak bir şey yok çünkü İstanbul'a iner inmez iş bizi bekliyor. O yüzden ilk uçuşta zaten çok az uyuduk. İkinci uçuşta o yüzden yatarak, uyuyarak dinleneceğiz. Artık Lane'in bile hali kalmadı. Baksanıza düşmek üzere. Neredeyse bir gün yolda geçirdikten sonra geldik. Şu anda aslında bir çekime gideceğiz. O yüzden bir an önce toparlanacağız. Bilmiyorum işte böyle sizinle yolda geçen bir günü paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle değişik başka videolarda görüşürüz.